Yorumumuza hoş geldiniz diyorum. Mutlu, huzurlu, güzel bir 15 Nisan geçirmenizi, 15 Nisan'dan sonra haftalık burcu neler bekliyor diyoruz. Koç burçları, özellikle uykuyla alakalı sıkıntılar yaşıyorsunuz ve uykusuzluk probleminiz başladı ve spora yazılmak istiyorsunuz. Haydi koçlar, spora yazın diyorum çünkü iş yorgunluğu, işle yaptığınız bazı yenilikler ve yeni oluşumlar hani kendinize vakit ayıramadığınız için bunun verdiği bir gerginlik var sizde. Evet, iki tane beklediğiniz güzel bir yatırım planınız da var. Bunu da bu Mayıs ortasına kadar çözmüş olacaksınız. Hayırlı olacak. İlişkiler konusunda eşle gereksiz gerginlikler yaşadınız. Bu gerginliklerden dolayı da uyku probleminiz ve düzensizlik problemi oluştu. Mutlaka eşinizle ilgili özür, kadın erkek ayrımı yapmıyorum burada koçlar için. Bir özür dönemi, güzel bir sürpriz hediye alın. Bir de koç burçlarında baba rahatsızlığı, mide, bağırsakla ilgili gündeme gelecek sıkıntılarımız var. İhmal etmesin diyorum. Bir de yeni ilişkiye başlayacak koç burçları sakin, radikal ve güzel kararlar alırsanız doğru ilişkiye yelken açtığınızı düşünüyorum. Boğa burçları, iş konusuyla ilgili yeni bir yere yerleşme, yeni işinizin değişmesi, yeni bir noktaya geçiş evresi biraz strese ve gerginliğe soktu. Özellikle strese, gerginliğe gerek yok diyorum. Çünkü bu gideceğiniz nokta sizin için hayırlı ve aydınlık olacak. Hatta kendinize iş kurmak isteyen boğa burçları için Haziran ayı çok doğru bir ay, yapmanız gereken bir yatırım. Boğa burçlarında da özellikle saç dökülmesi, tırnak kırılması, bu tarz ciltle ya da ciltten yıpranan sıkıntılar söz konusu, dikkat ediyoruz. İlişkiler konusunda da özellikle anne baba tartışması ya da ailevi tartışmalar çok ön planda, biraz sakin kararlar almanız gerektiğini düşünüyorum. Bir de yaşadığınız haneden çok sıkıldığınız için evi değiştirme niyetiniz var ama Eylül sizin için daha doğru ve daha sağlıklı diyorum. Sizin de son zamanlarda kiloyla ilgili sıkıntılarımız, karın yağlanması ya da basen yağlanması sorunlarımız var. Bunlarla ilgili bir spor salonuna yazılma kararı içerisindesiniz. Bir de çiftler arasında sağlık problemi yaşanacak. Yani evliyseniz eşinizde bir sağlık problemi, ufak bir operasyon, ilişkinizle ilgili bir problem, sağlık problemi var. Dikkat diyorum. Bu dönemde evlilik yapacak boğa burçlarımız var. Özellikle Mayıs ayında evlilik kararı alma dönemi başlayacak. İkizler burcunun özellikle hayatıyla ilgili, işinde ilgili sıkıntılar, gereksiz laflar, dedikodulardan çok sıkıldı. Yer değişmesi. Devlette çalışan ikizler burcumuzun özellikle bulunduğu noktanın sisteminden çok yorgun olan ikizler burcu var. Hatta başka şehre bile atamam, çıkıyorsa çıksın tayin. Öyle düşüncelerde. Evet, kim ne istiyorsa bu sene bitmeden gerçekleşecek. Ama kendine iş kurmak isteyen ikizler burcu için ani kararlar vermesine gerek yok. Şu anki işinizle devam edin ya da ortaklı işiniz neyse devam edin. Çünkü parayla ilgili yaşadığınız stres sizi çok fazla yordu. Hatta satışını beklediğiniz bir ev ve rahatlamak istediğiniz bir noktanız var. Bunu da büyük bir ihtimal Mayıs'ın ilk haftası gerçekleştireceksiniz. Sizde de sağlık problemi, özellikle damarlarla, kalp damarı, ritim bozukluğu son zamanlarda size stres yapmaya başladı ve gereksiz karı koca kavgalarınız başladı ya da ilişki kavgaları. Kadın erkek ayrımı yapmıyorum, biraz daha sakin ve rutin. Hatta sevgilinize ya da eşinize hediye alın. Ve çocuk bekleyen ikizler burcu var. Haydi mutlu kız çocuğu sevinci diyelim diyorum. Yengeç burçları özellikle ilişkileriyle ilgili yaşadığı gergin, kavga, gürültü, patırtı geçtiğimiz 9 Nisan'dan bu yana bir huzursuzluk dönemi. 15 Nisan sizin için yengeçler daha radikal, daha iyi, daha ılımlı bir süreç yaşanacak. Hatta sürpriz alyansa da evlilik teklifi alacaksınız ya da çok istediğiniz bir insanla ilişki yaşayacaksınız yengeçler diyorum. İş konusunda da beklediğiniz büyük bir bekleyiş var yükselmenizle ilgili ama sistemin yarattığı bazı kaoslar ve yönetimle ilgili yaşadığınız stresten hani olacak mı olmayacak mı, Mayıs'a kadar istediğiniz yeriniz değişecek. Hatta sizde bir anahtar, araba anahtarı değiştirme, alma değil de yenileme gibi, hani eskiyi değiştir yeniyi al gibi dediğimiz bir süreç olacak. Bir de uzun süredir benim kısmetim bağlı yengeç burçları var. Elimi neye atsam kuruyor diyen yengeç burçları var. Lütfen evinizde Fil suresi ve Nas suresi ve Felak okursanız sizin üzerinizdeki negatif enerji gidecektir. Bir de göz probleminiz var yengeçler ve de nezle, grip enfeksiyonu gibi sorunlar. Bir de çocuk isteyen, uzun süredir çocuk tedavisi gören ve olmuyor diyen ailenin çocuk sevincinin muradı var. Karı koca hayatınızla ilgili de biraz daha sakin ve güzel bir tatil, güzel bir hafta sonu diyorum. Asla
insanlar ilişkisiyle kafası karıştı. Onunla ilgili ne yapmak istediği, onun ne istediğini bilmediği için kafa gidip geliyor aslanlarda. Hayır, ilişkini şu an kenara atıyorsun çünkü hedeflediğin büyük bir işler var. Bunları yapman gerekiyor. Rabbim sana bu dönemi yarattı. Ve yurt dışı kapın ve de şehir dışı ya da farklı yerlerde ne iş yapmak istiyorsan çok güzel süreçlerin söz konusu. Sabırlı oluyorsun. Evet, ailede baba ya da anneyle anlaşamama gibi bir gerginlik ve devamlı onların kafasına girmekten bunaldın. Evet, artık istediğini yapma zamanın var. Ama ilişkinle ilgili evlilik yapacaksın. Eğer kötü giden bir ilişkiniz varsa aslanlar güzel. Kimi bekliyorsa aslanlar uzun süredir kalbinde istediği insana kavuşma. Sağlık olarak da özellikle sedefle ilgili gözle alakalı hani ufak tefek kazalardan kaynaklanan, dikkatsizlikten kaynaklanan kafanızı bir yere vurabilir aslanlar. Dikkat etmeleri, göz hassasiyeti var. Bir de alından dönemleri. Ufacık şeye kafayı takıyorlar. Yani pireyi deve yapıyorsun aslanlar. Artık pireyi deve yapmayı geride bırak diyorum. Bir de baba sağlık problemi, kalp damar ya da annenin mideyle alakalı yaşayacak. Bir de uzun süredir bir miras mevzunuz var. O gündeme gelecek. Başak burçları. Başak burçlarının bu hafta işle ilgili hiç işe gitmek istemiyor, evde oturmak istemiyor. Sadece boş bir noktada oturup konsantre olup hayatını yeniden çizme planı var da Başaklar sizin kadar titiz ve detaycı insanlar çok az bulunur ülkemizde. O yüzden Başaklar kolay kolay bir yerleri terk edemezler. Ancak emekliliğinizi beklersiniz. Daha da emekliliğinizde çok var. Eğer emekliliğini yapmış Başak burçları farklı bir şehirde, kendi küçük kasabasında ya da sahil kasabasında yaşam gözüküyor. Başakların da yeni evrak ve yeni oluşmasını istedikleri iş mevzuları var. Yani imzaların atılması, Ankara'dan ya da devletten bekledikleri sevinci yaşayacak Başak burçları olumlu süreç. Onlarda da varis ya da ayak damarlarından kaynaklanan sağlık problemi, ilişkilerine şu an için sakinlikte yaşamak istiyorlar. Evlilik niyetleri var ama daha 2019'u bekliyorlar. Ve yeni oluşacak ilişki beklenti içerisinde olan Başaklar'da da muhteşem bir aşk, 15 Nisan sizin için güzel bir aşk, erken açma. Çocukla ilgili uzun süredir yurt dışı planları yapıyordu. Bunu da yarattınız Başaklar. O yüzden sizin için sıkıntılı olan bir evi satıp yerine farklı bir yerden bir yatırım niyeti var Başakların. Bu da gerçekleşecek. Boyunla ilgili dikkat ediyorsunuz Başaklar. Son zamanlarda boyun kasılması, boyunla ilgili sıkıntınız olabilir. Terazi burçları. İşle ilgili yeni yöneticileriyle anlaşamama gibi bir gerginlikler var. Gereksizce alınganlıklar yapıyorsunuz teraziler. Gereksiz alınganlıkları kenara atıyorsunuz, işinize konsantre oluyorsunuz. Başka iş beklentisi içerisinde olan teraziler var. Mayıs ortası itibariyle büyük sevinç ve iş konusuyla ilgili büyük bir rahatlama. Hatta sizin uzun süredir mirasınız vardı. Bu da Eylül'e kadar gerçekleşmiş olacak ve hanede maddi büyük bir rahatlık, feraha erme ve uzun süredir boşanmak üzere olduğunuz ilişkiniz, kadın erkek ayrımı yapmıyorum, yolları ayırdınız. Sadece paralar konusu ve satılması gereken noktaları belirleyeceksiniz. Bunlar da çözümlenecek. Çocuklarınızla ilgili de hani annede mi kalsın, babada mı kalsın kavgası var. Çocuk sizin lütfen kimde kalıyorsa kalsın. Yeter ki her iki tarafta evlatlarına iyi bir gelecek sağlasın diyorum. Ve evlenmek isteyenler bu Eylül'e kadar kalbindeki insanla söz nişan gibi. Bir de annede sağlık problemi ve mide ya da kasık bölgesinde terazi burçların sağlık problemi var. Annesiyle alakalı dikkat edilmeli. Bir de uzun süredir yaşanan bir ölümün arkasından bir miras var. Bu miras da yakın dönemde gündemde olacak. Akrep burçları için uzun süredir hani kronikleşmiş bronşit ve nefes alamama, hani KOA ya da bu tarz rahatsızlıklar gündeme gelebilir. Dikkat diyorum. Ama işlerinizle ilgili rutin gidiyor, her şey aynı noktada gittiği için renklilik, yenilik, yeni oluşum istediğiniz gözüküyor akrepler. Bunun içinde yenilikler arayışına, yeni iş anlaşmaları, yeni süreçler düşünceniz var. Bunları gerçekleştireceksiniz ama Mayıs'ı bitirip hani Haziran'a girseniz daha olumlu ve aydınlık olacak. Sizin de uzun süredir ziyaret etmediğiniz dostlarınız, çevrenizdeki arkadaş diyalogları ve uzun süredir görüşmek istediğiniz insanlar güzel bir hafta sonu olacak. O yüzden 15 Nisan'dan sonra sizin hayatınızda değişen dostluklar, yeni oluşmaya çalıştığımız ilişkiler ve güzel götürmeye çalıştığımız evlilikler, nişan söz haftası bu 15 Nisan'dan sonra ve beklediğiniz güzel bir ikramiye ya da uzun süredir mahkemesinde alamadığınız paranın sevincini yaşayacak akrepler. Sağlık olarak da
Özellikle şu diz sıvıları ile ilgili yaşanan bazı problemler olabilir. Kemik ağrısı, kemiklerle ilgili dikkat etmemiz lazım. Ve gereksizce alınıyorsunuz, herkese kapris yapıyorsun. Akrepler bu kapris evresini geride bırak, kendine gel diyor. Yay burçları için iş konuları ile ilgili uzun süredir toparlamaya çalıştıkları ilişki, iş ve para hayatlarını bu 15 Nisan'dan sonra verimli ve planlı ve programlı şekilde rayına bir sistemi oturtacak. Artık onlar para kaybı değil de daha huzurlu hayat, daha sistematik bir düzen istiyor yay burçları. Onlar için sistematik ve kurallı, hatta tatile gitme, ufak bir İzmir ya da Ege ziyareti ya da Kıbrıs ziyareti yapabilir yay burçları. Böyle bir enerji geçişi var gözüküyor. Ve yeni bir ilişki onlar için hayırlı ve aydınlık olacak. Geçmişe ait birçok hesaplar ve insanlarla yüzleşme dediğimiz evreleri siz yüzleştiniz, yolunuzu buldunuz. O yüzden yaylar için yeni ilişki ya da ilişkisini toparlamak için doğru bir dönem. Ve hatta uzun süredir de çocuğunuzla ilgili eğitim konusunda kararsızlıklarınız vardı. Bunun da netliğine kavuştunuz. Siz de yeni bir eve taşınmak istiyorsunuz. Bu ev sizi daralttı ve yani büyük istiyorsunuz. Büyük eve geçti. Hatta bahçeli bir ev kapınız var. Bir de araba değişikliği yapacak yaylar var. Hayırlı uğurlu olsun. Oğlak burçları gezme, görme, yazma, yetenek, sanatla ilgili kendilerine yeni oluşumlar yarattıkları için onlar boyut atladılar ve maddiyat anlamında da çok ciddi son 3-4 aydır sıkıntıları var ve hala devam eden sıkıntılardan oğlak burçları yoruldu ve bunaldı. Oğlaklar için özellikle Mayıs ayı daha verimli ve daha aydınlık, ama 15 Nisan'dan sonra uzun süredir ortaklı ayrılmak ya da ortaklı işlerle ilgili yaptığı yönleri değiştirme niyeti vardı oğlakların. Doğru bir karar verdiniz ve yeni bir iş beklentisi olan oğlak burçları var, hayırlı bir iş kapısı var. Hatta maaşla ilgili konuşmak istiyor ve maaşını yükseltmek isteyen oğlak burçlarına güzel bir haber var. Doğru zaman konuşabilirsiniz. Sağlık olarak da göz probleminiz ya da göz tansiyonu, tansiyonla ilgili riskleriniz olabilir. Bir de ilişkide sizde de böyle son zamanlarda bıktım, yoruldum, istemiyorum kadına erkek ayrımı yapmaya, böyle ilişkiden uzaklaşma, böyle saçma sapan sebepler var. İlişkinize sahip oluyorsunuz oğlaklar çünkü doğru insanla birliktesiniz. Ve uzun süredir aşk bekleyen oğlaklara da 17 Nisan'da muhteşem bir aşk var. Doğru insanını bulma. Kova burçları ile ilgili yeni işe başladılar ya da uzun süredir yükselmesini bekleyen kovalar kendi noktalarında başarı, hatta yöneticilerinin değiştiği bazı kovalarımız da var. Onlar işle ilgili sorunları geride bırakıyorlar. Daha rutin, daha sağlıklı bir sürece giriş yaptılar. Onlarda da ailevi yaşanan sağlık problemlerinden kaynaklı anne, baba, kardeş ya da bir üzüntüden dolayı biraz depresyon problemleri var. O yüzden yavaş yavaş hani yürüyüş, spor, yüzme, psikolojinize iyi gelecektir kovalar. Çünkü çok hüzünlü bir dönem hafta atlattınız. Ama 18 Nisan size daha verimli, yani 15 Nisan'dan sonra 18 Nisan size daha verimli ve daha hayırlı olacak. Sizin de uzun süredir araba niyetiniz vardı. Hadi kovalar, araba zamanı, vakti geldi. Ve uzun süredir bir kaza sonunu kazanmanız gereken bazı mahkeme ya da miras mahkemeleriniz vardı. Mayıs sonunda paralar belirlenecek ama Ekim-Kasım'da alınacağınız miraslarınız var. Bir de kova burçları annelerine çok düşkün olmaya başladılar bu ara. Anneyle vakit, zaman geçirme dediğimiz bir süreç. Aileyle bir hafta sonu bir ziyaret. Hatta deniz kafasına girdi. Soğuk da olsa denize gireceğim. Kova burçlarında böyle deniz özlemi var. Balık burçları öyle bir tribe girdiler ki ne yapmak istediklerimi, ilişkiye sahip mi çıkayım, ilişkiyi devam ettireyim, evlilik mi yapacağız? Aslında doğru planda ama kendi kendine korkuları ve yalnızlık ve ileride ilişkisiyle ilgili yalnız kalacak diyerekten absürt hareketler sergilemeye başladı. Absürtlüğü kenara bırak, hayatında kadın erkek seni seviyor, fark etmiyor kadın erkek ayrımı yapmıyorum. O yüzden balıklar doğru insan, hatta uzun süredir de ayrılmak isteyen balık burcu kadınlarımız var ilişkileriyle ilgili. Artık yeni bir insana yelken açıp yeni bir insanla hayat arkadaşları kurmak istiyor. Çünkü onlar yoruldular ve kırıldılar ve kırılganlıklarını tamir etmiyor hayatındaki insanlar. O yüzden balıklara erkeklerine evlilik, kadınlarına yeni insanla doğru düzen. Bir de evli balık burçlarımızda bu ara her şeye kafayı takıp burada kalsın, bunu satmayalım, bu değişmesin, bunu almayalım, paramız yok diyen balık burçlarımız var. Evet, parayla ilgili özellikle
Ağustos ortasına kadar ödemeniz gereken ve yeni bir ev taksiti aldınız, ev krediniz var, bununla ilgili endişeleriniz var, panik yapmıyorsunuz. Sağlık konusunda da boyun, baş ve hani şu alın bölgelerinde ağrılarınız var. Ufak ufak pullanma, alerjik sorununuz olabilir. Dikkat ediyorum. Bu haftalık burcumuz burada sona erdi. 15 Nisan'dan itibaren burcunuzu doğru nokta. Hoplayıp zıplayıp abone oluyorsunuz. Sevgiyle kalın, mutlu insanlar.